Buyurunuz Sayın Özdemir. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 2021 yılı Avrupa Birliği Başkanlığı bütçesi üzerine söz aldım. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Sayın Bakan, siyasi iktidarınızın ilk döneminde 2005 yılında Avrupa Birliği ile müzakere sürecine başladığımız tarihten itibaren bugün geldiğimiz aşamada güçlü bir Avrupa Birliği üyelik perspektifine sahip olduğumuzu kim iddia edebilir? Bu süreçte Avrupa Birliği'nin tüm tutarsızlıklarına, içsel krizlerine, iç tartışmalara rağmen bu süreci üyeliğimize dönük gerçekçi bir politika ve ulusal strateji ile ülkemiz açısından bir fırsata çeviremedik. Zamanında gerekli demokratikleşme ve yapısal reform sürecini kalıcı kılamadınız, hatta geriye gittik. Ve iktidarınız döneminde yine dönemsel pazarlık konusuna indirgediğiniz ve başarısız olduğunuz, sonuç alamadığımız Kıbrıs, mülteci sorunu, vize muafiyeti, gümrük birliği anlaşması ve şimdi de Doğu Akdeniz. Ki bütün bu konularda haklı tezlerimizi savunamadık ve bir aşama kaydedemedik. Üyeliğimiz önündeki blokajı kaldıramadık. Fon kesintileri ve bugün yaptırım gündemiyle karşı karşıya kaldık. İki adım ileri attığınızı sandınız ama ulusal çıkarlarımızda hep üç adım geri götürdünüz. İşte son Avrupa Birliği Türkiye raporunda birçok alanda geriye gittiğimiz gibi ülkemizin hızla kurumsuzlaşan, giderek kişiselleşen, güçler ayrılığı ve denge denetleme mekanizmalarından uzaklaştığı vurgulanmıştır. Özellikle de bu hızlı uzaklaşmanın en büyük nedeni olarak da Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ve uygulamaları olmuştur. Denge denetlemeden emir komutaya dönen sürece hepimiz şahit olduk. Gücün ve kararın tek kişiye toplandığı bir yönetim sistemiyle karşı karşıyayız. Bunun sonucu ulusal düzeyde tüm alanlarda geriye gidişle birlikte Avrupa Birliği ilişkilerimize de yansıdı. İşte sizin döneminizde müzakereye açtığımız, mevzuat uyumlaştırması yaptığımız, kazanımla sağladığımız 16 başlıkta dahi bu sistemle birlikte yaptığımız yasal düzenlemelerle hızla geriye gidiyoruz. Çevre, vergi, rekabet, mali hükümler bunlardan birkaç tanesi. Şöyle ki, yapılan yeni yasal değişikliklerle bağımsız ve özel kurumlarla ilgili düzenlemelerde bütün kararları siyasi temsili olan bir cumhurbaşkanına bırakıyoruz. İşte Merkez Bankası örneği, değerli milletvekilleri. Avrupa Birliği tarafından bağımsızlığının ve özelliğinin güvencede olması istenirken, uyarırken biz Avrupa Birliği, biz ne yaptık Sayın Bakan? Biz bir gecede Merkez Bankası başkanlarını Cumhurbaşkanı'nın keyfi kararıyla değiştirdik. Ve bu da yetmezmiş gibi partili bir Merkez Bankası başkanı atadık. Üyeliğimizin temel kriterleri olan demokrasi, hukukun üstünlüğü, temel hak ve özgürlükleri içeren Kopenhag siyasi kriterlerinden hızla uzaklaştık. Demokrasi indeksinde geriledik. Bütün bunların sonucu uluslararası alanda itibar ve güven kaybıyla birlikte özellikle de ekonomik alanda ciddi maliyet ve kırılganlıklara sebep oldu. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, peki bütün bunların sorumlusu kim? Uzun vadeli ve öngörüden uzaklaşan bir yönetim anlayışıyla ulusal değil, hatta bir siyasal partinin de ötesinde kişisel tercihlerle, dönemsel günübirlik önceliklerle belirlenen bir dış politika tercihinizdir. Dış politika ve Avrupa Birliği ilişkilerimizi çatışmacı, karşılıklı tehditkar, iç politikaya dönük güç ve iktidarınızı sürekli kılma aracı olarak kullanmaktan vazgeçmediniz. İkili sorunlar ve ön yargılar içinde olduğumuz ülkeleri merkeze koyan değil, bizim ülke olarak Avrupa Birliği ile üyelik sürecimizde istediğimiz uluslararası çıkarlarımızı maksimize edeceğimiz bir sürece neden evrilemediniz? Ve arkanızda tüm toplumsal, yasal ve parlamentonun desteği olmasına rağmen. Avrupa Birliği ile süreci kısır ve sığ bakış açısından çıkarıp karşılıklı taahhüt ve sorumluluklarımızı taşıyacağımız bir noktaya neden taşıyamadınız? Kendi uygulama ve politikalarınıza odaklanmak yerine Avrupa Birliği'nin dönem başkanının değişmesinden medet umdunuz. Şimdi Sayın Bakan, yine günün sonunda buraya çıkacaksınız sunuşunuzda. Diyeceksiniz ki Yunanistan, Güney Kıbrıs, İslamofobi, ön yargılar, kendi işlerine baksınlar diyeceksiniz. Elbette biz bu ülkenin tüm argümanlarını, ülkemize karşı tüm ön yargılarını şiddetle reddediyoruz. Ancak bizim burada tartışmamız gereken, sorgulamamız gereken ikili ilişkilerimizde sorunlu ülkelerin bu sorunlarını Avrupa Birliği düzlemine taşımalarına neden izin verdik? Çatışma ortamına girmek yerine Avrupa Birliği ile resmi, teknik, hukuksal, diplomatik kanalları neden doğru işletemedik? Agresif ve tutarsız açıklamalarla hep güven yitirdik. Kazanımlarımızdan neden geriye gittik? Uluslararası hukuk açısından haklı tezlerimizi zamanında ve yerinde neden savunamadık? Bunca süre
Avrupa Birliği nezdinde haklılığımızın ülke ve kurumsal desteğini neden sağlayamadık? Sahada ve masada dış politika savunumuzun uluslararası alanda ülkemiz açısından karşılığı çatışmacı ve agresif dış politika olarak algılanıp tanımlanmasına hiç dikkate almadınız Sayın Bakan. Uluslararası ilişkilerdeki kazan kazan ilkesini kavga kavga ile iç politikada araçsallaştırdınız. Ey Avrupa, ey Merkel, politikası evet iç siyasetleri prim yapsa da uluslararası ilişkilerde hiçbir karşılığı yok, kazanımı olmadığını hiç kabul etmediniz. Ve ısrarla kapsayıcı, diplomatik, uzun vadeli, stratejik ve barışçıl dış politikadan uzaklaşmayı tercih ettiniz. Sayın Bakan, diğer yandan bir konuyu daha dikkatinizi çekmek istiyorum. Avrupa Birliği ilişkilerde var olan kurumları ve kurumsal iletişim kanallarını etkin kullanmadınız. Nasıl mı? Avrupa Birliği Genel Sekreterliği'nin kurumsal yapısı değiştirildi. Karşılıklı taahhütleri gerçekleştirmek için kurulan onca kurumsal yapıyı, diplomasi kanallarını ve şimdi de Avrupa Birliği Başkanlığı'nı işlevsiz kıldınız, geri plana attınız. Örneğin Sayın Bakan, 2010 yılında uygulamaya başlanan ABİS'i hatırlıyor musunuz? Türkiye'nin Avrupa Birliği İletişim Stratejisi ABİS. ABES ile üye ülkelere yönelik oldukça kapsamlı, farklılaştırılmış ülke stratejileri belirlendi. Ama siz bunların hiçbirini uygulamadınız. İşte en son Avrupa Birliği Başkanımız Sayın Kaymakçı'nın ön sözünü yazdığı bu stratejinin temeli iletişim, kurumsal ve diplomatik kanallarla bir süreç yönetimi. Ama siz ne yaptınız Sayın Bakan? Siz Avrupa Birliği zirvesi öncesi tüm bu kurumları, başkanı, bütün iletişim kanallarını bir kenara bıraktınız. Avrupa Birliği zirvesinden sadece birkaç gün önce Cumhurbaşkanı sözcüsü ile lobi yapmaya çalıştınız. İşte siz sizin bu sürece yaklaşımınızın bir kanıtı değil mi bu? Maalesef geldiğimiz aşamada Avrupa Birliği ile olan var olan kazanımları da heba eden başarısız bir yönetimin sorumlusu sizin iktidarınız ve sizin bakanlığınız. Şimdi Sayın Bakan, önünüze 3 aylık bir takvim sunuldu. Siz tüm bu başarısız süreç yönetiminizi ve hatalarınıza buyurunuz. Uyarılarımızı dikkate alıp gerçekçi, güven veren, kurumsal, diplomatik bir süreci başlatacak mısınız? Sonuçta Sayın Başkan, değerli milletvekilleri ve Sayın Bakan, geleceğimizi Avrupa'da dönemsel ve araçsal olarak gören bu yaklaşımın, bu zihniyet ve bu iktidarın bunu başaramayacağını biz çok iyi biliyoruz. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi olarak 2. yüzyıla çağrı beyannamemizde de deklare ettiğimiz gibi güçlü demokrasimizle, temel hak ve özgürlüklerle, güçler ayrılığına dayalı, demokratik, layık, sosyal hukuka dayalı yönetim sistemimizle Avrupa'ya ve tüm dünyaya katkı sağlayacak ve gelecek nesillerimiz açısından da Avrupa Birliği'nin onurlu, itibarlı, güçlü, stratejik bir üyesi olmayı biz başaracağız diyorum. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.